Meclisin gündemi bu hafta yoğun. Aslında her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta görüşmeler ertelenen hayvanlara yönelik ötanaziyi öngören yasa düzenleme teklifi bu hafta meclis gündemine geliyor. Vergi paketi ve kadınların soyadını düzenleyen 9. yargı paketi de mecliste görüşülecek. Meclis Genel Kurulu Salı günü haftalık çalışmasına başlıyor. Vergi paketi, 9. yargı paketi ve ötanaziyi içeren hayvanları koruma yasasında değişiklik öneren kanun teklifi Genel Kurulu'nun önüne gelecek. Geçtiğimiz hafta Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu hayvanların toplatılmasını ve öldürülmesini öngören hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmüştü. 17 maddelik teklifin ilk 3 maddesi kabul edilmiş, muhalefet ve hayvan hakları savunucularının güçlü tepkisiyle 18 saat süren görüşmelere ara verilmişti. Görüşmeler 22 Temmuz Pazartesi günü yeniden başlayacak. Kurul 23 Temmuz Salı günü vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 53 maddelik vergi paketini çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacağını belirterek duyurmuştu. Paket en düşük emekli maaşının 12.500 lira yapılması ve yurt dışı çıkış harçlarının 500 liraya çıkarılması dahil pek çok vergi düzenlemesini içeriyor. Kadınların evlendikten sonra kendi soyadını tek başına kullanmalarının önüne geçen 9. yargı paketi de bu hafta meclis gündeminde. Pakette ayrıca hukuk alanındaki sınavlar ve mülakatlarda değişiklik yapılması öngörülüyor. 24 Temmuz Çarşamba günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu kolluk uygulamaları ve insan haklarının korunması ile ilgili bir sunumla bilgilendirecek.